Önce şuna bir bakalım. Hadi bakalım. Salgın döneminde en çok ne yapmayı özledin? Okula gitmeyi. En çok dışarıda içi gidip mangal yapmayı özledim ya. Bir rakıyla beraber mangal. Bir şey söyleyebilir miyim? Sadece soruyorum. Mikrofon üstüne tükürük mükürük bir şey gelmiyor mu konuştukça? Sadece soruyorum. Okulu gerçekten özleyen var mı bu arada ya? Ben okula gitmeyi asla özlemezdim diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü benim okul hayatım biteli bitmedi hala daha tabii ki de. Anne, yüksek lisansıma tabii ki de devam ediyorum. Ama uğrayamadığımız oluyor mesela. O günler hiç üzülmüyorum şahsen. İçimde bir üzüntü olmuyor. Çok üzülüyorum, kahroluyorum. Diyorum ki ah kendimi bir şu duvara bir bu duvara mı vursam acaba? Mangal yapmayı özledim vallahi billahi. Başka bir şey özlemedim yani. Starbucks çok özledim. Özellikle White Chocolate Mocha. Özlüyoruz, arıyoruz. Bir an önce açılsın Starbucks. Özlenmiş. En çok neyi özlediniz efendim şu salgında? Vallahi müşteri gelsin, trip atsın bana, onu istiyorum şu an. Kardeşim en çok camide cemaatle birlikte namaz kılmayı özledim. Cuma namazını özledim. En çok neyi özlediniz? Cemaatle birlikte. Benimki değil mi bu? Bu benimki. Evet o. Acaba kendisi biliyor mu ki benim Müge'min üstünden alıp yürüdüğüm? Aa, demek hep çıkıyor bu. Hep buralarda. De namaz kılmayı özledim. Cuma namazını özledim. En çok neyi özlediniz? Para kazanmayı çok özledik. Ama bahsedeceğimiz bir şey var. Korkulması gereken üç harfler cinler değilmiş, Çinlilermiş. Ben... Facebook. Selamlar. Selamlar. Vallahi alemsin aşkım. Şakamatik. Seni şaka edeyim. Ben bu hayatta hiçbir şey özlemiyorum ki. Her gün hayatımı yaşıyorum zaten. Niye beni etkilesin ki? İbadetinizi yapın, yolunuza bakın. Abime de alışveriş yapmayı özledim. Abi ne diyorsunuz ya? Öf! Ah! Çıldıracağım ya. Yani niye etkilesin ki gibi bir şey olabilir mi ya? Öf! Vallahi çıldıracağım. Maske de yok. Suratlarında maske de yok. Çıldıracağım şimdi. Kesin bağırma diye uyarmaya geldi. Dayanamıyorum. O ne? Gerçi. Bir tane yiyeyim. Çok özür dilerim. Komşum bana kek getirmiş de. Sosyal mesafeyi koruyarak aldın değil mi keki? Çok özür dileyerek yiyeceğim. İlk kez bir komşum bana bir şey getiriyor. Gerçekten. Oh my god! Oh my god! Öyle bu. Get red bitches! Virüs sayesinde insanların ne kadar boz zevkleri olduğunu da öğrenmiş olduk. Allah'ım çok neyse, güzel. Neyse seviliyorsun Queen gülen surat. Gratis'e girip alışveriş yapmayı özledim aslında. Ay bir şey söyleyeyim, bunu ben de düşünüyorum. Öncelikle gidip bir ormana kebap yerlemek. Başka bir şey der yani. Kebap yerlemek mi? Dışarıda gezmeyi. Sizi özledim ya. Çok özlüyorum. Sarı mikrofonu çok özlüyorum. Efendim şu salgın sürecinde en çok neyi özlediniz? Hiçbir şeyin tadı yok ki. Ya bu arada bir şey söyleyeyim, bu benim yani. Önceki mesela salgından önceki hayatımda da olduğum için ben mesela ben aşırı derece buhranlara, bunalımlara giremiyorum. Ama mesela Şeyma Subaşı şu an ne yapıyordur çok merak ediyorum. Duygu Özaslan, Damla Biliç. Ne yapıyor mesela bu insanlar? Çünkü bundan önceki hayatları bu insanların ülke geziyor, dışarıya gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, parti var, bilmem ne var, o var, bu var.
Ya ben mesela öyle olmadığım için bende ne oldu? Yani ne oldu? Bana sadece dediler ki yani işte markete falan gidiyordun ya ona da gitme dendi. Hani ona da ayda yılda bir git dendi. O yüzden hiç bilemiyorum ya. Ben bu amca gibiyim. Valla sanırım biz esnaf olduğumuz için biraz dışarıda müşterileri görmeyi daha çok istiyoruz. Tabii çok özledik ya. Çarşı bomboş yani etraf bomboş. Tabii böyle olması daha mantıklı. Aslında bir ay boyunca ciddi bir eve karantina süresi verirse bütün sıkıntılar çözülecek diye düşünüyoruz. Eski mesleğim sağlıkçılık olduğu için oradan biliyorum yani. En çok sokaktaki hayvanları beslemeyi özledim. Onlarla ilgilenmeyi ya da tedavi etmeyi vesaire. Bu tür şeyleri özledim. Bu süreçte en çok neyi yapmayı özlediniz? Rakı kebap. Aynen rakıyla kebap. Herkes tabii ne dışarıda, kadar çok rakı kebap yapıyormuş ya. Yani. Ya sahil de değil direkt bir restorana falan ocakbaşı olabilir mesela. Bu da reklam almıyorsunuz değil mi? Siz en çok neyi özlediniz? En çok çam kokusunu özledim ya. Çamları özledim ben. Aynen çamları özledim. Efendim en çok neyi özlediniz? En çok Atatürk'ü özledim. Bugünlerde? Evet. En çok kuaförleri tıraş olmayı özledik. Dışarıda işimde rahat gezmeyi. En çok kuaförlere tıraş olmayı özledik. Ben onu hep özlüyorum. Bir şey söyleyeceğim kızlar. Asıl size soruyorum. Kaş aldırmayı özlediniz mi? Ha? Kaş almayı özlediniz mi? Kaş aldırmayı. Gidip Selma abla şu kaşımı alsana. Ama bu sefer şuradan çok fazla alma demeyi özlediniz mi? Evet. Gidip kuaförde ben bir sade Türk kahvesi alayım demeyi özlediniz mi? Daha çok özleyeceksiniz. Ne var? Ben sizi bu şekilde alıştırıyorum. Yalan mı söyleyeyim daha size? Hı? Size yalan mı söyleyeyim? Erkekler, erkekler, berberinizle olan gereksiz yakınlığınızı mı özlediniz? Ha? Hüseyin abiden başkasına kestirmem demeyi mi özlediniz? Daha çok özleyeceksiniz haberiniz olsun. En çok neyi özlediniz? Düşündüğüme göre hiçbir şey özlememiştim. Yo ben çıkıyorum zaten yani. Tamam çıkmayalım diyoruz da ben çalışıyorum yani çıkmak zorundayım. Tokalaşmayı özledik, tabii sarılmayı özledik. Bak bir elimiz eldiveni, diğer elimi böyle koyuyorum. Bir tane eldivenim var çünkü. Salgın sürecinde en çok özlediğiniz şey neydi? Vallahi salgın sürecinde en fazla istediğim evde oturayım ama oturamıyorum. Sıkılıyorum. Sadece bu. İster istemez insan bu. Ben bir şey özlemedim ya. Vallahi rap yapmayı özledim. Yani yurt dışında zaten aktif olarak yapıyordum. Bu koronadan dolayı da biraz ara verdim. Tanıyorum ben abi. Show my I'm a burn motherfucker, you deserve to die. I'm a sevmem yine, God living in a prison, a piece there. Gibi. Şu Burnton ama Burnton aktif olarak yapıyordum. Bu koronadan dolayı da biraz ara verdim. Show my niggas a Burnton ama Burn motherfucker you deserve to die. I'm a sevmem yine God living in a prison, a piece there. Gibi. Motherfucker gibi bir şey söylendi arkada. Arkada bir motherfucker şeklinde bir şey söylendi eğer dikkat ettiyseniz. Hoş değil. Hoş değil. Şu salgın sürecinde en çok neyi özlediniz? Vallahi her istediğimi yapıyorum. Hiçbir şey özlemedim. Aynen. Çok rahatız. Gezmeyi. Gezmeyi. Şu an geziyorsunuz efendim. Geziyoruz. Yemek yemeye çıktık. Vallahi işimi özledim. Hafta sonu geldiğinde maçlara gitmeyi özledik. Tabii. Deplasmanları özledik. İki işi gezmeyi özledim daha doğrusu. Muhabbet ölünce değil deme gözden uzağım ya. Ya böyle abiler beni aşırı hüzünlendiriyor ya. Böyle abiler beni gerçekten aşırı hüzünlendiriyor. Siz oluyor mu bilmiyorum da ben mahvoluyorum ya. Hiçbir şey yapmadınız. Bak bisiklette geziyor, arkada müzik var, gülüyor ama ben mahvoluyorum nedense. Atmamışa boyam. Eneyin meneyin 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 benim meneyin. En çok neyi özlediniz? Efendim
Parkı özledik, parka geçemiyor. Dün bir şey yaptım. Oturuyor parkta adamlar. Altı ekip geldi. Polis ekibi ha. Adamları aldılar. Bir de 3,5 ceza yazdılar. O adamlar ekmeği bulamıyor. Bir gün yemek götürürsem, şimdi ben götürürsem yemek yediler. 3,5 milyar 6 kişiye ceza yazdı. Ne bu yani? Ne olucu? Nasıl ödeyecek? İçeri mi geçecek bu adam? Dışarı çıkma. Zaten evde virüs var. Evden çıkma. Ev virüslüdür. Temizlik var mıdır evlerde? Yok. Mümkün değil. Ev o zaman ilaçlanıcı, temizlenici, dört olucu da kalıcı. Haliyle hasta. Yine de bu çağrılara kulak verelim. Havalandıralım evi. Kalıyoruz. Havalandırıyoruz. Kalıyoruz. En çok sevdiklerime sarılmayı özledim. Aman. Çocuklarım uzakta. Onları çok özledim. Gelemiyorlar birçoğu. Hani oğlum Konya'da, orası vahim yani, yasak dışarı, yani memleket dışına çıkmak. Temizli abi. İşte dostla birlikte olup yemek yemeyi, içmeyi, gezmeyi, tozmayı özledik valla. Efendim? Amcanın çok bir imkanı var gibi gözükmüyordu bu arada yani. Bu maskeleri buna da iyi diyorlar. Subchat'te değiliz ki, niye çıkalım? Subchat'te değiliz ki Subchat'ten çıkalım. En çok neyi özlediniz? Öncelikle sosyal mesafeyi. Şu anda iyi tutalım. Oh! En çok neyi özlediniz? İyi dedin onu. Bir şey özlemedim çünkü her şeyi yapıyorum. En çok piknik yapmayı. Ay aferin size. Ay aferin size gerçekten. Ay lütfen her şeyi yap, olur mu? Her şeyi yap lütfen, rica ediyorum ya. Ay. Hiçbir şey özlemedim çünkü her şey yapıyorum. Ay yap, iyi bok yiyorsunuz yani. Yapın lütfen. Ay delireceğim ya. Gerçekten delireceğim. Bir tanesi çıkıyor diyor ki, bak yazık zavallım. Diyor ki hani şunu bunu yapamıyorum diyor. Çünkü diyor çalışıyorum. Ben diyor bir şey yapamıyorum abi diyor. Ben çünkü çalışıyorum diyor. Bu diyor ki hiçbir şey özlemedim çünkü her şey yapıyorum. İyi Allah, neyse. Ben daha çok konuşurum çünkü, o yüzden... Mangalı özledim. Parayı aç kaldık, aç. Özledim. Para yok. Hırsızlık. En çok özlediğim şey yeğenim. Mersin'de yanına gidemiyorum, onu sarılamıyorum. Ondan da mevsimi çok özledim. Halı saha maçı yapmayı özledim ben. Yapamıyoruz, bayağı oldu. Vallahi özgürlüğe çıkmayı özledim ya. Böyle hani kafama göre arkadaşlardan buluşmayı, işte bir şeyler yapmayı. İş yapmayı özledik. Restoran dışıyla. Vallahi en çok dışarı çıkmayı özlüyoruz. Bu süreçte en çok tribün yapmayı özledim. Arkadaşlarımı özledim. Yani gezmeyi, tozmayı özledim. Neyi özledik? Uzakta ve yakındaki sevdiklerimizi, kalbimize yer edinen o güzel dostlukları, sevgi ve muhabbeti özledik en çok. Canlı olarak yaptığımız muhabbet, sohbetler telefonla veya yani sosyal iletişimle olmuyor bu işler. Wow, Çinlilere ne söylemek istersin falan diye video var. Aman Allah'ım. İçine girsek ırkçılıktan kırılıyordur var ya orası yani.